Herkese selamlar ve de sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda muhteşem, inanılmaz, mükemmel taktikler göstereceğim sizlere. Tamam. Belki biraz abarttım ama videoyu izlediğinde, taktikleri gördüğünde beğeneceğine eminim ki videoyu beğenmeyi de unutma güzel kardeşim. Ayrıca oralarda birilerini görüyorum şöyle arkalarda, bir çoğunluk var şöyle. Abone olmamış. Güzel kardeşim. Videoları beğenerek izliyorsun ama abone olmayı unutabiliyorsun. Abone olup bildirimleri de tüm olarak açarsan bu tür videolardan haberdar olursun. Evet, o zaman daha fazla bekletmiyorum ve taktiklerimize geçiyoruz. Evet dostlarım, ilk taktiğimizi göstermek için oyuna girdim ve bizim bu taktik için ihtiyacımız olan şey ikili motor. Hemen ikili motorumuzu bulup devam edelim. Çok şükür motoru bulabildim arkadaşlar. Yani aradığında bir şey bulunmaz derler ya, hakikaten öyle. Evet arkadaşlar, motorumuzu bulduk ve Military Base köprüsüne geldik. Buradaki amacımız, buradaki taktiğimiz, hemen şöyle göstereyim. Şuradaki en üst demirlere çıkabilmek. Yani köprünün üzerine çıkabilmek. Bunu daha öncesinde köprünün ayaklarından yükseğe çıkarak, ondan sonra oradan oraya atlayarak yapabiliyorduk. Ama bu sefer daha farklı bir yöntemi göstereceğim size derken, Allah belanı vermeye. Korkuttun beni ya. Bir gidelim ya. Her neyse, botu da öldürdük. Hemen taktiğimizi uygulamaya geçelim. Bu arada fail olabilir mi arkadaşlar? Biraz pratik gerekiyor. Birkaç defa denedim. Yaptığım zamanlar oldu. Fail olduğum zamanlar oldu. Ama bunu alışkanlık haline getirirseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle buradan son gaz ilerliyorsunuz. Hemen şu kısma doğru. Şöyle biraz açılı bir şekilde hop. Atladık. Gördüğünüz gibi köprünün üzerindeyiz. Nice. Şöyle alana baktığımızda da zaten buraya büyük ihtimalle gelenler olacak. Biraz bekleyelim bakalım, gelen olacak mı, indirebilecek miyiz rahat bir şekilde. A few moments later. Evet, mükemmel bir şekilde daraldı. Bak alana bakar mısın? Bu taraftan kesin gelen olacak. 2000 years later. Aha, geliyor. Bak bak, oraya indi. Bizim farkımızda bile değil. Bak bak, yattığı yere bakar mısın? Allah'ım. Bomban var mı? Var. Biraz kör ettim ama adam neye uğradığını şaşırdı. Ben de yani vuramadım ama adam hakikaten neye uğradığını şaşırdı şu anda ya. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Tabii Yaşar, biz böyle yattık. Allah! Mükemmel bir atış. Her neyse, diğer taktiğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer taktiğimize geçtik ve yeniden oyuna girdik. Bu taktik için bize lazım olacak malzeme Molotov. Hemen gösterelim ne işe yarayacağını. Arkadaşlar şöyle demir kapıları biliyorsunuzdur. Belki bu taktiği de biliyorsunuzdur ama ben size yeniden göstermek istedim. Bu demir kapılar kırılmıyor ateş ettiğinizde. İstediğiniz kadar ateş edin, istediğiniz kadar şarjör harcayın ama kırılmıyor bu. Hatta bomba atın normal, şöyle el bombası. Bakalım atalım, kırılacak mı? Biraz geriye düştü ama... Yani normalde kırmıyor. O da kırmıyor. Bu da kırmıyor. Ama Molotov attığınızda bakın ne oluyor. Kırdı geçti. Peki bu ne işinize yarayacak? Mesela rakibiniz böyle şurada pusuyor. Buralarda pusuyor. Demir kapının arkasında. Ses kastınız burada olduğundan eminsiniz. İçeriye girseniz pusu attığı için ölebilirsiniz. Ama Molotov'u buraya atarak, bu kısmı yakarak... Rakibinize zor anlar yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Keşke bir rakip bulabilseydim ve bunu canlı canlı gösterebilseydim arkadaşlar. Ama söylemek istediğimi anlamışsınızdır. Daha fazla uzatmayalım, diğer taktiğimize geçelim. Evet dostlarım, bir diğer taktiğimizi uygulamak için Milita Power kısmına doğru atlayış gerçekleştirdim. Milita Power'da göstereceğim bu taktiği. Hemen bir inişimiz yapalım. Oradaki büyük binalara doğru iniş yapmamız gerekiyor bu arada. Orta ana binaya doğru. Şuradan ufak bir lootumu yapayım ben. Gelen oldu bu arada. Kar 98 değil. Rakibimi direkt vurmayacağım. Ama silahlanacaktı. Direkt önüme geldi. Kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Keşke buraya gelmeseydin de farklı şekilde öldürseydim seni. Ama direkt silahlanacaktı. Önümdeydi. Şu M4'ümüzü alalım. Biri daha var. Evet dostlarım. Buraya geldiğimizde bu ana binada şurada bir jeneratör var. Bakın. Hemen bu taraftaki.
Şöyle göstereyim. Açılı bir şekilde. Buradan çıkıyoruz bir. Şöyle. Birisi var bu arada yanımda. Binada. Buradan şu kısmı atlayış yapacağız. Şöyle. Evet, buraya geçtik. Buradan da çatıya çıkabiliyoruz. Bu çatıdan takır 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 adamları avlayabiliyoruz. Hatta bu binanın içerisinde adam varsa çat diye avla. Aha. Bak orada. Ne işin var orada? Hatta onu buradan da vurabilirdik bak. Oraya yatmış ya. Buradan da vurabilirdik. Adam bizim oradan geleceğimizi tahmin edemezdi. Bu çatıya çıktınız diye %100 güvende değilsiniz. Arkanızdan gelen rakiplerinizi de gözlemeniz gerekiyor. Ama tabii ki bu tarafta rakipleriniz varsa şöyle bir açı alarak buradan vurursanız rakibiniz nereden ateş ettiğini anlamayacaktır bile. Tabii bir alev gizleyici yoksa yeriniz belli olabilir. Yani ateş ettiğiniz yer gözükebilir. Her neyse çok fazla uzatmayayım. Kendimi patlatayım ve diğer taktiğimize geçelim. Hayda, işaret bir şey bulduk. Diğer taktiğimize geçtik bu arada arkadaşlar. Yoldayken de bir köprüde zıp zıp zıplayan bir arabik vardı. Silahsız. Geçerken onu da ezdik geçtik. Evet dostlarım, bu taktiğimiz military base kısmında bu tellerin olduğu kısım. Arkadaşlar burada bak şöyle çıkıntılar var. Tabi bazı yerlerde yok ama şu çıkıntılara inebilirsiniz. Mesela şuraya inelim, daha doğrusu şu kısma inelim. Bak bu kısma inebiliyorsunuz böyle. Evet, üzerime doğru gelen büyük ihtimalle bir bot var. Bakın taktiği de botta canlı canlı göstermiş olayım. Şuradan gelecek bak rakibim. Ses kasıyorum. Mesela üzerinizde rushlayan bir rakibiniz var. Takımca geliyor olabilirler. Buraya geçtiğinizde rakibiniz anlamayacaktır buradan ateş edeceğinizi. Hadi ama. Allah. Gelmiş bile. Arkama bakarken gelmiş bile. Neyse, anladınız söylemek istediğim şeyi. Gayet güzel bir yer. Yani şuradan takır takır indirirsiniz rakiplerinizi. Her geldiğinde, hatta nereden ateş ettiğinizi anlamayacaktır bile. Eğer tam olarak yerinizi tespit edemediyse, ucundan, kıyılından, köşesinden görmediyse sizi. Evet, çok fazla uzatmadan diğer taktiğimize geçiyoruz. Evet dostlarım, gene aynı yerdeyiz taktikte. Bu taktiği daha öncesinde göstermiştim ama tekrardan göstermek istiyorum. Şurada bir aracımız var. O araca ihtiyacımız olacak. Hemen o aracımızı bir alalım. Evet dostlarım, bu aracımızı getiriyoruz ve şuraya park ediyoruz öncelikle. Şöyle bir park ettik. Hemen yukarıya bir çıkalım. Bu yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde inmemiz için gereken bir taktik. Dediğim gibi daha öncesinde göstermiştim ama tekrardan bir göstermek istiyorum. Görmeyenler için, bilmeyenler için. Arkadaşlar, yani buradan hızlı bir şekilde inmek istiyorsunuz mesela. Tek tek böyle aşağıya kadar dolanıp inmek istemiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken hemen şuradan atlamak ve aracın köşesine doğru atlayış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde canımız hiçbir şekilde azalmadan aşağıya inebiliyoruz. Hemen onu bir gösterelim. Şöyle bir atlayalım. Eğer fail olursam kusura bakmayın. Biraz fail olduk. Ama gene de çok fazla canımız gitmedi. Aracın üstüne düşmek yerine direkt buraya düşseydik daha fazla canımız gidebilirdi. Ama hiç canımız gitmeden de yapabiliyoruz bu taktiği. Tekrardan deneyeceğim. Şuradan atlayalım. Hop. Gördüğünüz gibi hiç canım gitmeden inişimi gerçekleştirdim arkadaşlar. Evet dostlarım, bir videomuzun sonuna daha geldik. Umarım bu taktikler oyun içerisinde işinize yarar. Taktikler ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.